Evet, İngiltere neden Türkiye'nin iç işlerine karışıyor ve hani ülkemizde neden buna izin veriyor? Yakışıklım, şimdi Decaliyet el verme tarzında hareket ediyor. Mesela son Roma'da kalmıştı. Roma İmparatorluğu'nda kalmıştı. Elden ele geçen bir sistem. İslam'da peygamberden peygambere geçiyor. İşte peygamberden de Mehdi'ye geçiyor. Ama uzun aralarla oluyor. Ama Decaliyet'te kesintisiz bir bağlantı var. Decaliyet, insanlardaki güzel olan her şeyin tersini yapmaktan mükelleftir. Mesela herkes dostsa, sevecense, çirkefliği, kavgacılığı, zübbeliği, üst perdeden konuşmayı, kendini beğenmişliği öğretir. Nitekim görüyorsunuz nasıl öğretmişler. Kavgayı, savaşı öğretir. Hayat pahalı, mesela zenginsen adam çekemez, ülkeyi hayat pahalılığının içine çeker. Ekonomik kriz meydana getirir. Öyle insan çok görmüştür. Mesela mutluluk istemez. Yolda ona buna laf atar, insanlara bir şeyler söyler, internetten hakaret eder falan. Yani manyağa dönmüştür. O şeytanın avanesi işte. Yani Deccal'in talebesi. Bunlar zamanında 400 yıl önce, İngilizlerin devleti 400 yıl önce köşelenmeye başladı. Yani sistemini oturtmaya başladı. Son 200 yıl içerisinde de bunu çok keskin silah haline getirdi. Ve bütün devlet kurumlarını yerleştirdi. Mesela Hindistan'ı adeta parselledi. Pakistan'ı parselledi. Afganistan'ı parselledi. Mason localarıyla özellikle tamamen kontrol altına aldı. İngilizlerin devletinin ana gücü masonluktur. Yani masonlukla ülkeleri kontrol altına alır. Ateist masonluk, yani Allah'ı inkar eden masonluk. İşte kalite bilmem ne falan, milleti kandırdılar. Hindistan'daki o büyük eski localar, İran'da da tarihi büyük localar vardır. Fas, Tunus, Cezayir'de muazzam bir yapılanması vardır mason localarının. Bütün dünyayı öyle kontrol altına aldılar. Şu anda da sona götürmeye çalışıyorlar. Ama Mehdiyet'in de ona karşı çıkacağını bildikleri için Mehdi'nin gelmeyeceği propagandasına başladılar dünyada. Ya Mehdiyet'e karşı geniş tedbir alıyorlar. Bütün İslam ülkelerinde, camilerde, hemen hemen her camide, Hindistan'da, orada, burada Mehdi gelmeyecek hutbeleri verdiriliyor. 1400 yıldan beri görülmemiş bir şey. Türkiye'de de yapıldı biliyorsunuz. 100 bin camide birden Mehdi gelmeyecek hutbesi verildi. Hindistan'da binlerce camide, yüz binlerce camide hutbe verildi. Mehdi gelmeyecek diyeyim. Pakistan'da, Fas, Tunus, Cezayir'de, her yerde, Mısır'da yoğun olarak Mehdi gelmeyecek propagandası yapılıyor. Şimdi Mehdi gelmeyecek deyince insanlar tabii iki türlü etkileniyorlar. Bir, Mehdi ne o zaman diyorlar. Ya bunlar niye bu kadar işkillenmiş? Mehdi'yi araştırıyorlar. Bir de gelmeyecekse bunlar niye telaş ediyor o zaman diyorlar. Değil mi? Gelmeyecekse zaten ne derdin düşüyorsun ya? Şimdi desek ki biz buraya cin geliyormuş. İşte cine inanmayın falan feşmekan. Cin gelemez buraya falan. Gelmeyecekse gelmiyordur zaten. Ne derdin düşüyorsun? Bu panik Mehdi'nin kesin olduğunu gösteriyor çıkışının. Bir de bu dışarıda görülen, Mehdi'ye işaret olan olaylar, işaretler, büyük işareti olan olaylar teker teker düzgünce meydana geldi. Hayret edecek şekilde işaret olan büyük olaylar gazetelerde, basında yer aldı, herkes gördü. Şimdi Allah hiç acele etmez. Çünkü acele etmemesinin nedeni sevabın artması, müminin gelişmesidir. Mehdi çıktıktan sonra az yaşar diyor. Çünkü bir anlamı yok yaşamanın artık. Bak, az yaşayacak diyor. Yani dünya hakim olduktan sonra az yaşayacak diyor. Talebelerine kendi söylemiş. Ben diyor Mehdi'ye zemin hazırlıyorum. Ben gelmezsem Mehdi gelmez diyor. Yani benim olmam gerekiyordu. Ben zemin hazırlayacağım diyor. Ama Mehdi çıktığında diyor,
yani dünya hakimi olarak çıktığında az yaşayacak diyor. 7 veya 9 sene. Yani ani bir ölümle ölecek. Ani, belki sebepsiz bir ölüm. Yani tabii detaya girmiyorum. Daha ne diyorsun Peygamber diyor. Evet. Ani bir ölüm diyor. Dolayısıyla orada asıl istenilen insanların burada yücelmesi. Şimdi cennet Allah'ın istediği o değil mi? Net onu yanlış anlıyor insanlar. Şimdi cennette bağlar, bahçeler var, çiçekler var, kuşlar var, vasıtalar var, eğlenecek her şey var. Ama orayı cennet yapan en önemli şey derinlik. Allah'ı çok candan ve alabildiğine derin sevmek. Şimdi bak, yüzeysel de sevebilirsin Allah'ı. Yine cennete gidersin. Ama cenneti fakirleştirir bu. Cennetin zenginliği için kahredici bir azabın içinden Allah'ı aşkla sevmek gerekiyor. Bak Peygamber diyor ki beni diyor, bana diyor kahredici bir azap dokundu diyor Eyüp. Görüyor musun ifadeyi? Bak kahredici bir azap dokundu. Seni zikredemiyorum ya Rabbi diyor. Allah'ın en beğendiği budur. Ha bizim de öyle der mesela, biz buraya kebaplar falan getiririz, bacağımızı uzatırız. Oh elhamdülillah, Allah'ım ne güzel nimet verdin deriz. Oradan da cennete gideriz. Şimdi oldu mu bu? Ne bu? Bunu herkes yapar. Burada derinlik nerede? Burada sevginin alameti nerede? Neye sen sabretmişsin? Nerede göstermişsin sevgiyi? Ve sonsuza kadar da bunun rahatsızlığını çekersin. Yani bak sonsuza kadar bunun rahatsızlığını çeker. Gerçi Allah vermiyor mu bunu? Ya hiçbir şey yapmamışsın. Bir elin bir yağda bir yerin vardır. Peki kendini nasıl seveceksin cennette? Çok vahim bir durum olur. Yani çok acı bir durum olur. Onun için Allah deccaliyeti nimet olarak yaratıyor müminlere. Yani ledün ilmiş de bu. Bak nimet olarak yaratıyor. Mesela münafık nimet olarak yaratılır. Münafık. Mesela münafık özellikle de teşvik edilir ki daha azsın. Ki daha çok sevap kazanasın. Yani üstüne yoksa münafığı kendi haline bıraksan söner zaten. Bırakırsan söner münafık. Ama münafığı kurcalarsan o cehennem ateşi gibi kaynamaya başlar. İşte o zaman sevap alınabiliyor. Onu tabii kim yapar? Ledün ilmi içerisinde yapılır o. Yani fayda görüldüğünde yapılır. Kulumuz Eyyub'u hatırladı diyor, bak Allah bak nasıl hoşuna gitmiş Cenab-ı Allah nasıl yani. Hani o diyor herhalde şeytan bana kahredici bir acı ve azap dokundur, bak kahredici. Bak kahredici bir acı ve azap dokundurdu diye Rabbine seslenmişti. Şimdi şeytan dokundur diyor, tabii Allah yaratıyor onu. Ama usulü odur Cenab-ı Allah, bu ledün ilmidir. Şeytan dokundur yani. Bu ledün ilmi. Batını ne? Allah dokunur. Başka türlü nasıl anlaşılabilir? Hiçbir yolu yok. Kahredici acı. Acı neye göre oluyor? Vücuduna zarar gelme korkusundan olur. Yoksa acıyı hiç kimse takmaz. Mesela diyor ki yarası kaşınıyor. Diyor ki iyileşme alameti. Diyor. Acayip hoşuna gidiyor. Mesela farz edelim bir yeri zonkluyor. O diyor iyileşme alameti diyor doktor. Oh diyor çok iyi diyor. Bayağı seviniyor. Hiç rahatsız olmuyor. Lehine olduğu için. Kaybetme korkusundan dolayı acı meydana geliyor. Yoksa aynı acıyı Allah da çekiyor. Kendi ruhu çünkü benim ruhum diyor Allah. Onun için boş bir dünya olmaması için, boş bir hayat olmaması için bu gerekiyor. Öbür türlü bak çok korkunç olur, onu düşünemiyorlar. Ya cennete gittin, cennet atına bindin, geziyorsun gökte. Nesin sen, ne bu amaç ne? Yani senin nedir oradaki süksen, güzelliğin ne yani? Hiçbir şey yok, bomboş adam. Mesela Yusuf geliyor, biz deli oluyoruz Yusuf'a, çok seviyoruz. Niye? Yusuf'u herkes aklına hapis geliyor, 7 yıl hapis, başka bir şey gelmez. Resulullah'ta mesela en çok beğenilen
o 2,5 kilometre yol boyunca tükürük ve taş yağmuruna ve küfre maruz kalmaz. Onun en bir de yoluna o devirde yine sürekli işte üstüne deve işkembesi falan atıyorlardı. Ya aslında çok iğrenç şeyler yapıyorlar da bize detaylandırmıyorum. Evin önüne yığıyorlar. Bütün pislikleri alıp yığıyorlar evin önüne, evin yani kendi evinin çıktığı kapının önüne yığıyorlar. Peygamber'e yapıyorlar bunu. Temizliyor. Onlar tek tek kaldırıyor, yine getirip yine koyuyorlar. Mesela geçeceği yol var evinden şehre gidecek yol var. Her yere çalı ve diken atıyorlar. Onları bir bir kaldırıyor yine peygamber. Ertesi gün bir daha atıyorlar. Bu ne bu? Ya Allah Habibim diyor, sevgilim diyor. O dikeni oraya koyan kim? Ebu Cehil diyorlar. Ebu Cehil'e onu oraya koyduran kim? Değil mi? Ha bu olmasa hiçbir şey olmaz söyleyeyim. Yani bunun dışında imtihanın hiçbir yolu yok. Yani sevginin gelişmesinin hiçbir yolu yok. Yiğitliğin, kabadayılığın falan yolu bu. Cesaretin yolu bu. Başka türlü olmaz. Mesela bak gece 2'ye doğru geliyor. Biz burada Allah için konuşuyoruz.